Anlam ve Adalet bünyesinde hazırlanan Vaat Sevenler ve Engin Arıkan'ın hazırlayıp sunduğu Hukuk Düşüncesi Podcast başlıyor. Merhabalar, Anlam ve Adalet'in Hukuk Düşüncesi programında beraberiz. Mikrofonun bu yanında ben Vahdet İşsevenler, diğer yanında ise Engin Arıkan var. Engin merhaba. Merhaba. Bugünkü konumuz hayvan hakları. Senin Hayvan Hakları İnsan Hukuku isimli bir de kitabın var. Yüksek lisansta bu konuyu çalışmıştım. O yüzden bugün daha ziyade topu senin döndürmeni isteyeceğim senden. Ama başlarken birkaç bir şey söylemek isterim. Hayvan hakları meselesini konuşurken bağlamımızın şöyle bir şey olmasını istemiyorum. Nasıl bir şey? Son derece duyarlı bir davranış. Sonuna kadar destekliyoruz ama frekansından rahatsızım. Nedir o? İşte hayvan dostlarımızı da unutmayalım. Bir kapmama bırakalım frekansı. Bu böyle bir şey değil bana soracak olursan. Nasıl, neden böyle bir şey değil? Böyle bir şey değil derken neyi kastediyorum? Hayvan hakları konusunu düşünmek aynı zamanda bence hak konusunun kendisini düşünmeyi beraberinde getiriyor ve hakkı düşünürken de aslında insanı düşünmüş oluyoruz. Dolayısıyla ben konuyu tartışırken olabildiğince hani biz de dikkat edelim geniş bağlamda, geniş bir perspektifte konuyu ele almaya. Ama bizi dinleyenlerin de hayvan yerine kendilerini koymalarını istiyorum. Yani şu bağlamda bunu istiyorum. Kime hak verelim diye düşünen tarafta olmak kolay bir şey. Hakkın verileceği taraf olarak düşünün. Hatta bir an aklıma şey bile geldi. Acaba programın başlığını hayvan hakları yapmak yerine yarasa hakları mı yapsak? Yani bugün çünkü yani en çok yüklenilen o. Yarasadan bulaştı bu diye. Bugün yarasa ama sadece. Dün işte mültecilerdi bu durumda olanlar. Onların başımıza çok bela açtığından bahsediyordu. İşte Almanya'da Türklerin, işte Fransa'da Cezayirlerin falan filan. Hani her durumda bir öteki var ve bu ötekiye hak tanınsın mı tanınmasın mı diye konuşuluyor. O yüzden hani bu konuyu böyle genel bir biz ve onlar ve insan, ne bu insan? Evet, bunu aklımızda tutarak konuşalım istiyorum. Senin kitabına girişin epik bir giriş. 2014 yılında yaşanan bir hikayeyi hatırlatarak başlıyorsun. Zannediyorum bizi dinleyenler de bu hikayeyi hatırlayacaktır. Eskişehir'de bir genç kediye işkence ederek onu öldürüyordu ve bu kamuoyunun ilgisini çekmişti epey. Sonunda da bir şekilde yaptırımlandırılmıştı o kişi ama burada acaba gerçekten kedinin çektiği eziyetten dolayı mı o reaksiyon ortaya çıktı? Yoksa insanlar o gençte kendisini gördü ve kendisinin bu denli vahşileşebilme potansiyelinden duyduğu rahatsızlığı o gence mi aktardı? Buna emin değilim. Yani hepimizin zıvanadan çıktığı vakitler oluyor. Bu noktaya insanın nasıl gelebileceğini pekala biliyoruz. Bunu gence anlayalım bağlamında söylemiyorum. Ve anlamaktan da hiçbir zaman kastım zaten onaylamak olmadı. Bunu söylediğim bağlam şu. Kendimizden duyduğumuz rahatsızlığın sonucu olarak bunu yapmıyor olsaydık, senin de hemen peşinden işaret ettiğin gibi sadece Türkiye'de her yıl kesilen 1 milyardan fazla tavuğa yönelik tepkimiz biraz farklı olurdu.
Yani bu rakamlar birçok bağlamda aslında bize uyarılarda bulunuyorlar. 2014 yılında olan bir kedinin başına gelen bu hatıra hala aklımızdan çıkmış değil. Fakat bir rutin olması münasebetiyle belki her yıl 1 milyar tavuğun sadece Türkiye'de kesilmesi bizim için bir gündem olmuyor. Bunu başka bir bağlamda da bence dikkate alabiliriz. Her gün koronadan ölenlerin sayısı ilan ediliyor ve rakamlar düştüğünde seviniyoruz. Çok tuhaf bir durum. Yani Joker'in dediğini haklı çıkaran bir durum. Yani öngörebiliyorsak, işler kontrolümüzün altında gibi gözüküyorsa bizim için sorun yok demeye geliyor. Yani bugün birisi çıkıp da işte bugün koronadan kaç kişi vefat etti bilmiyorum da önemli değil. 200 kişi olsun. Bugün birisi çıkıp da 200 kişiyi öldürse, sonra 300 kişi öldürse, sonra yapılan pazarlıklar, şunlar bunlar neticesinde bu rakam giderek düşse ve bir hafta boyunca artık günde 100 kişiyi öldürse, demek ki buna da adapte olabileceğiz diye düşünüyor insanlar, düşünüyor insan. Bu çok da afaki bir düşünce değil bence. Çünkü zaten bu oluyor. Yani zaten iş kazalarından dolayı her gün Evet. bu kadar insan ölüyor. Zaten savaşlardan dolayı her gün bu kadar insan ölüyor. Dolayısıyla bence bu rakam biraz da bize bunları da düşündürtmeli. Girizgahı bu kadar uzun tutmamız sebebi hani baştaki talebimi aktarabilmekti. Yani hayvan hakları derken sadece hayvan haklarını düşünmeyelim bence. Çünkü bu aslında çok temel bir ahlak felsefesi konusu. Yani neyi yapmamız doğru, neyi yapmamız yanlış, nasıl bir hayat yaşamalıyız? Buna dair bir tartışma. Bunun özel bir görünümü hayvan hakları meselesi. Birazdan Yani. zaten hayvan haklarının temellendirilmesindeki temel felsefi görüşleri aktarmanı rica edeceğim. Ama biz biliyoruz ki bu görüşler işte gerek deontik etik olsun, gerek faydacı etik, gerekse erdem etiği olsun. Bunlar zaten insan haklarının temellendirilmesinde de Evet. ya da işte hak mevhumuna gelmeden önce genel olarak neyi yapmamız doğru yanlış ahlak felsefesinde genel olarak zaten kullanılan ekoller. İlk olarak Peter Singer'ın faydacı ahlaka dayanarak hayvanları tartıştığı kuramını senden bize bir özetlemeni rica ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Yani dediğin gibi bu başlık bir uygulamanın etik konusu ama ele alınan hani kuramlar esasında başka alanlarda da kullanılabilir. Orada da hani belli başka soruları yaratabilir. O sorulara cevap verilmekte kullanılabilir. Şimdi faydacılıkla bakarsak aslında şöyle bir fena tablo ortaya çıkıyor. Şimdi faydacı etik açısından faydacılığın kötü bulduğu şey acı. Faydacılık neyin iyi, neyin kötü olduğunu onun yani belli eylemlerin sonuçlarıyla değerlendiriyor. Kötü olan şey burada acı, iyi olan şey burada has. Hani dersek ki hani faydacılığa göre ne gibi şeyler kötüdür diye sorarsak işte savaşlardır, yoksulluktur, işte huzursuzluktur, güvensizliktir, terördür, eğitimsizliktir, işte korona salgındır vesaire. Bunlar niye kötü şeyler diye sorarsak bir faydacı der ki çünkü nihayetinde bunları indirgediğimiz zaman nihayetinde acı var. Acı olduğu için yani sonuçları itibariyle biz bu şeylere hani kötü deriz. Hayatta da iyi bulduğumuz, ahlaki bulduğumuz şeylerde niye iyidir diye sorduğumuz zaman faydacılar der ki bunların iyi bulmamızın sebebi hazdır. Şimdi hayvan meselesine gelirsek Peter Singer şöyle bir faydacı cehennemden bahsediyor diyebiliriz. Çünkü günümüzde dediğin gibi hani 10 milyon 10 bin sene önce tavukların sayısı kaç dedim birkaç Milyon. 100 bini mi geçmiyordu? Yani aslına bakarsan 1950'de bile öyleydi. Bu endüstriyel hayvancılığın başlangıcı 1960'lardan itibaren çıkıyor. Yani
ülke, sınırlı nüfusu olan ülkelerin işte böyle milyarlarca hayvanı kapalı alanlarda suni bir şekilde yetiştirme tekniği 1960'larda ortaya çıkan bir şey. Ve faydacı açıdan da çok kötü bir şey. Niye? Çünkü baktığımız zaman endüstriyel hayvancılıkta tipik bir mesela o şu an mesela geçen sene Türkiye'de kesilen et tavuğu sayısı 1 milyar 400 milyon. Bu hayvanların ırkları suni olarak azmanlaştırılıyor. Yani belli özellikleri taşıyan ırklar sürekli çiftleştirilerek belli özellikler taşıyor. Bunlar ne mesela? İşte göğüs etinin büyük olması, daha kilolu olmaları gibi. Ama bunun o hayvanlar açısından olumsuz etkileri var. Yani biz kendi vücut ağırlığımızın bir anda iki katına çıksak ama kalbimiz iki katına çıkmasa veya bacak kaslarımız iki katına çıkmasa ne olur? Sürekli sürünürüz herhalde, öyle değil mi? Şu andaki mesela hayvanların da yaşadığı o sürekli nefes nefes eder. Sürekli kalpleri hızlı çalışmak zorunda kalıyor. Sürekli hızlı bir işte büyümeleri için bir diyetleri var. Öyle yoğun bir beslenmeden geçiyorlar. Çok kısa bir süre sonra da kesiliyorlar. Şimdi baktığımız zaman hayvanların, endüstriyel hayvancılıktaki hayvanların hepsi acı içinde bir hayat çekiyor. Ve kısa süresiyle ona da öldürüyorlar. Yani bütün hayatları bir de bu sayıyla çarptığımız zaman muazzam bir acıdan bahsediyoruz. Peki şu akla gelebilir. Tamam, böyle acılar yaşıyor hayvanlar ama nihayetinde buradan yararlanmıyor muyuz da? Ki faydacı açıdan da bakarsak bunu da değerlendirmeye almamız lazım. Yani faydacı açıdan tüm sonuçları topluyoruz. Orada daha fazla acı mı ortaya çıkıyor, daha fazla haz mı ortaya çıkıyor, buna bakıyoruz. Şimdi doğru, birçok insan da hayvansal gıdaları tüketiyor ve bundan da belli bir haz elde ediyorlar. Bu da reddedilecek bir şey değil. Ancak soru şu, 1 milyar 400 milyon hayvanın dayanılmaz acılar çekmesi, ki yani başından sonuna kadar hayvanlar korku yaşıyor. Mesela tavuklara bakarsak suni kuluçka makinelerinden çıkıyorlar, annelerini görmüyorlar. Civcivler mesela gezip duruyor o kümeslerde ama anneleri hiçbir zaman yok. Hızlı bir şekilde büyüyorlar. Ayakları amonyak yanından yanıyor. Rahat hareket edemiyorlar. Dizleri hafif hafif kırılmaya başlıyor. Ve nihayetinde de ters asılarak herhangi bir anestezi vesaire olmaksızın boyunları kesiliyor. Ve tavuklar söz konusu olduğu zaman da bir sonraki aşamada tüyleri yolunsun diye kaynar suya batırılıyorlar. Ha, bu noktada zaten boğazları kesildiği için çoğu cansız oluyor o noktada ama Amerika'daki bir çalışma var mesela. 10.000'de bir de bu dişlilerin, kesici dişlilerin tam temas etmediğinden dolayı bazı hayvanların canlı kaldığını gözlemlemişler. Şimdi 10.000'de bir ufak bir sayı gelebilir ama 1 milyar 400 milyonun 10.000'de bir az bir rakam değil. O kadar sayıda hayvan bu süreçte mesela kaynar suya canlı bir şekilde atılmış oluyor. Şimdi bunlarla insanların hayvansal gıdalardan elde ettiği hazları karşılaştırdığımız zaman özellikle bitkisel temelli bir beslenmenin de makul bir tabii ki B12 gibi destekleri aldıkları sürece makul bir beslenme imkanı sağladığını düşünürsek çok büyük bir dengesizlik var. Ve Peter Singer diyor ki mevcut şartlarda insanların hayvanları özellikle bu şekilde endüstriyel hayvancılıkta yetiştirmeleri ve bunun sonucunda da bir şey çıkmaması, yani bu kadar büyük bir şey çıkmaması gayri ahlaki bir durum. Şimdi burada şu soru gelebilir ama bunun kriteri ne? Yani tamam öyle bir şey olabilir ama neticesi o hayvanların acısı, haz da insanların hazı. İnsanlarla hayvanlar arasında bir fark olduğuna göre bu makul diye düşünebilir insan. Ama Peter Singer şu soruyu soruyor. Hani senin dediğin gibi hani buradaki mesele sadece bir hayvan meselesi değil, neyin adil olduğunun ölçütü meselesi. Burada da şu soruyu geliyoruz. Eşitliğin kriterini nereden çizeceğiz? Yani eşitlik yani dediğimiz zaman... Evet. Bu noktada Singer şunu söylüyor. Eşitlik ilkesini özellikler üzerinden çizemeyiz. Yani mesela herkes, eminim bu podcast dinleyen herkes iyi kötü bir eşitlik düşüncesini kabul ediyorum. Ne bileyim işte insanlar arasında eşitlik vardır diyordur.
Ama şu soruyu sormamız lazım. İnsanlar mesela özellikler açısından eşit mi? Değil. Bazı insanlar daha akıllı, bazı insanlar daha işte güçlü, bazı insanlar daha güzel. Yani insanlar eşittir formülü aslında insanların özelliklerinin bir fiil eşit olduğuna dayanamaz. Böyle bir şey gerçek değil çünkü. Singer diyor ki o zaman bir şeyde eşitlik temellendireceksek şuradan çekmemiz gerekir. Herkesin menfaati yani acısı ve hazzı ona denk olan başka bir acıyla hazla, başka birine acı ve hazıyla eşit değerdedir. Böyle kabul etmemiz gerekir. Yani bir beyaz kişinin de bir siyah kişinin de kırbaçlandığı zaman, dövüldüğü zaman aynı acı hissediyorsa o zaman onların menfaatleri eşit bir şekilde değerlendirme ve eşit bir şekilde o kişilerin kötü muamele görmelerine karşı çıkarız. Benzer bir şey bir kadınla bir erkek veya işte daha akıllı, daha az akıllı kişiler arasında olabilir. Burada özellikler gördüğünüz gibi değişmez. Hayvanlar da evet insanlarla bazı özellikleri aynı özelliklere sahip olmayabilir ama neticede onlar da acı çekiyorsa ve günümüz pratiklerinde şu muazzam acı çekmelerine rağmen buradan elde edilen fayda çok kısıtlıysa onların da bu formülde bu ahlaki değerlendirmeyi almamız gerekir. Ha burada şöyle bir şey düşünülebilir. Hani şu an mesela faydacı etik açısından düşünürsek işte bir tane fare üzerinde bir deney yapılıp işte koronavirüsüne bir aşı bulunacaksa bu yapılabilir mi? Faydacı etiğe göre bu yapılabilir. Ama şu, genellikle baktığımız zaman bilimsel çalışmalarda bu böyle bir avantaj veya itina görmüyoruz. Ama bu olabilir. Hatta faydacı etiğe göre ama şu da var. Yani benzer bir mantıkla insan üzerinde de deney yapılabilir. Orada gördüğünüz gibi hayvanlara karşı bir farklılık yok. Yani Singer'ın burada kurduğu şey şu. Eğer siz bir beyaz olarak siyahlar benden farklı, onlar dövülebilir, köle olabilir dediğiniz zaman ırkçı oluyorsanız, eğer siz bir erkek olarak işte kadınlar benden farklı, onlar benimle aynı özelliklere sahip değil, onların menfaatleri önemsiz diyorsanız, cinsiyetçi oluyorsanız, benzer bir şekilde hayvanlar benden farklı özelliklere sahip. Onlar işte kullanılabilir dediğiniz zaman da benzer bir şekilde, paralel bir şekilde türcülük yapmış olursunuz. Keyfi bir özellikle aslında onları eşitlik ilkesinden dışlamış olursunuz. Şimdi yani belki şunu söylemek lazım. Bir kriter getirmemiz lazım. Hak konusunu tartışırken kimin hak sahibi olabileceğine yönelik, neyin hak olduğuna yönelik de. Belki burada faydacılık bakımından doğru soru kimin hak sahibi olabileceğinden ziyade o da var ama daha ziyade neyin hak olabileceğine yönelik bir vurgu daha fazla söz konusu. İnsanlar arasında da diğer türlere doğru da bunu genişletecek olduğumuzda da değişmeyen bir husus var ki faydacılık olayı haz acı denkleminde ele alıyor ve haz veren şey iyidir, acı veren şey kötüdür. Dolayısıyla hayvanlar da acı çekiyor. Bunların acılarına engel olmak gerekir. Bunlar da acıya maruz kalmayacak muameleyi hak ederler. Bunların da menfaati vardır. Ne diyelim? Acı görmemekten. Bu menfaatin korunması gerekir. Menfaat eşitliğini savunur. Siyahla beyaz arasında da, zenginle fakir arasında da, efendime söyleyeyim, hayvanla insan arasında da fark etmeksizin karşı karşıya gelen iki birey, tekil arasında menfaatlerin eşitliğini savunur ve herkesin kendi hazını sonuna kadar götürebilmesi gerektiği ve acıdan da kaçabildiği kadar kaçması gerektiğini söyler. Buna da işte diğerlerinin saygı duyması gerektiğinden bahseder. Şimdi bu bağlamda konuya baktığımızda birkaç eleştiri yöneltebiliyoruz faydacılığa. Birincisi belki şu, yani menfaatin kendisi neden korunmaya değer bir şey? Yani burada
İlkemiz neden menfaat olmak zorunda? Menfaatin kendisi neden değerli bir şeydir? Aynı şekilde bunun zaten bir üst halde faydanın kendisinin neden iyi bir şey olduğu. Yani iyinin neden faydayla ölçülmesi gerektiği, değerlendirilmesi gerektiği. Şimdi faydacı etiğin avantajlarından bir tanesi de ölçülebilir olana referans vermesi. Dolayısıyla her şey bir matematik hesabına dökülebiliyor. Matematik hesabının da sağladığı şöyle bir avantaj var. Nesnel oluyor. Öznel değerlendirmeleri dışarıda bıraktığını iddia edebiliyor. Fakat daha en temelde faydanın kendisinin iyi ile eşitlenmesi matematik hesabıyla açıklanacak bir şey değil. Burada bir değerlendirme faaliyeti var. Bu cepte. Ama hani bırakalım şimdilik böyle büyük felsefi spekülasyonları. Her ne kadar bana soracak olursan esas hikaye burada kopuyor olsa da. Ama şuna bakalım. Uygulamada zaten bu herkesin hazını maksimize edelim, acısını minimize edelimin sonuçlarını biz yaşıyoruz bir yerden baktığında. Yani işte özel alanın serbestliğidir liberal devletin, daha doğrusu liberal toplumun şeyi, ana prensibi. Herkes işte yani Hobbes'un insan doğasına dair görüşleriyle bu anlamda faydacı etik çelişmez. O da işte insanların korkmamak için, işte korkularından kurtulmak için devleti kurduğunu söylerken aynı şeyi ifade ediyor. Dolayısıyla benim acı çekmemin önündeki engel, acı çekmemin neden olan şeylerden beni koru, hazımın önündeki engelleri de kaldır. Benim devletten beklentim bu. Bunun dışında herkes haz konusunda birbiriyle yarışıyor. Ama bu yarış esnasında zaten işte işçiyle sermaye sahibi karşı karşıya geliyor. Ya da diğer bütün özel alandaki rekabetler. Ya da bugün işte şey, şirketle daha önemlisi, kamu karşı karşıya gelebiliyor. Yani bizim insanlık birikimi olarak sahip olduklarımız koronanın aşısını bulmaya yeterli ki biz bugün de bu aşıyı bulmaya çalışıyoruz. Ama sermaye kendi akışı içerisindeyken, daha doğrusu piyasa kendi akışı içerisindeyken koronaya aşı bulmak gibi bir şeye yeltenmedi. Niye yeltensin ki zaten? Yani bu bir şirketin kâr edeceği bir husus değil. Bu böyle bir hastalık olacak ki bir şirket bunun için bir aşı üretecek, onun satışını yapacak ve para kazanacak bundan. Yani öyle bir davranış zaten şirketten bekleyemezsin. Onu bir özel alan aktörü olarak serbest bıraktığında doğası zaten onu oraya götürmez. Dolayısıyla nasıl ki işte hepimiz sözleşmeye girme konusunda eşitiz, isteyen istemezse sözleşme imzalamaz dediğimizde bir bankayla karşı karşıya kaldığımızda o sözleşmeyi çok da böyle okuyarak, isteyerek imzalamadığımız, çok da rızamıza göre bu işi yapmadığımız ortadaysa, yapı bizi bunun yönlendiriyorsa, burada da öyle bir durum söz konusu diye düşünüyorum. Nitekim zaten başka sıkıntıları da var bunun, olayı hazza indirgemenin. Diğer efendime söyleyeyim, temellendirmelerde bir nebze olsun korunabilen mesela bitkiler burada yok. Çünkü bitkilerin acı çektiğinden bahsedemeyiz biz. Yani ilkeyi sinir sistemine indirdiğinde sen sinir sistemi olmayan, acı çekmeyen her şeye karşı biz dilediğimizi yapabilecek noktaya geliyoruz. Başka açıdan has çelişkisi, çatışkısı ortaya çıkmazsa. Evet, dediğin gibi bu ama bir yandan da şu var, yani bitkileri alaki değerlendirme sürecinde dışlamanın şöyle bir tırnak içerisinde diyorum avantajı var. Çünkü nihayetinde bitkiler hem diğer hayvanlar, insan dışı hayvanlar tarafından hem de insanlar tarafından da kullanılıyor. Makul bir etik modelin en azından buna bir açıklama getirebilmesi lazım. Çünkü bu da iyi kötü sezgilerimizle uyumlu bir şey. Evet, bitkilerin doğrudan bir menfaati olmadığı için, çünkü hissetmiyorlar, onların kullanılmasında ciddi bir, en azından kendi başlarına bir zarar yok
denilebilir faydacı modelde. Önce söylediğine ilişki şöyle bir şey ben ifade edeyim yalnız. Dediğin doğru, evet. Yani kişilerin kendi başlarına hazlarının peşine düşmeleri herkes için toplam faydayı arttırmıyor olabilir. Böyle bir durumda bu arada, ama faydacılık illa tırnak içerisinde hani böyle kuru bir liberalizmi salınacak diye bir kural yok. Yani pekala işte sosyal devlet politikaları, işte devlet, işte ekonomide yapılabilecek regülasyonlar eğer daha fazla fayda ortaya çıkaracaksa, faydacı modelde en çok kişi için en çok fayda sağlayacak seçenek o tercih edilmesi gerekir. Yani senin dediğin gibi hani hak kavramı faydacı etikte de kullanılabilir, ama oradaki hak böyle işte kişilerin devlet tarafından bir kutsal olarak tanınan, hiçbir şekilde dokunulması gereken bir hak değil. Tam tersine faydacı etikte hak bir kısaltma, daha fazla menfaati ifade eden bir kısaltma. Farklı durumlarda o haklar kısıtlanabilir. Yani faydacı bir modelde. Tabii bu zaten hani şey, rizikoyu daha da arttırıyor yani. Kuvvetli bir matematik hesabı her türlü hakkı kaldırmak için gerekçe oluşturabilir yani. Çünkü ilkelerle yürüyen bir yaklaşım değil, sonuçlarla yürüyen. Doğru. Ama diğer yandan da senin hani biraz önce hani endişe duyduğun meseleleri çözmek için de başvurulabilecek bir temel. İşte evet, araçların böyle bir sıkıntısı var. Yani her iki yöne de kullanılabiliyorlar. Zaten yani maksimum sayıda kişinin maksimum menfaati dediğinde bir ilkeye dönüştürmüş oluyorsunuz. Yani hani sıkmayalım insanları, ama bu da zaten hani şey, sonuçsalcılığı son noktaya kadar tutarlı kalamayacağı sistemi bir yerden kapatabilmek için işte ilkelere referans vermesi gerektiğini ortaya koyuyor bence. Bir sonraki temellendirme yolu yordamı zaten tam da bu bağlamda ilkelere referans veren deontik temellendirme. Burada belki bir adım geriye gidip önce şunu söylemek gerekiyor. Şimdi biz burada hayvanların hakkı olsun mu? Hayvanların hakkı nasıl olsun? Daha da önemlisi bu. Yani hayvan haklarını, hayvanların gördüğü eziyeti, hayvanların içinde bulunduğu adaletsiz durumu daha doğrusu fark edip buna yönelik bir itiraz geliştirmek, bunu ortadan kaldırmaya yönelik bir koruma mekanizması temin etmek isteyen kişiler olarak konuşuyoruz. Dolayısıyla da bu nasıl mümkün olabilir en doğru şekilde? Bunun tartışması bu. Bizim burada bahsedeceğimiz temellendirmelerden hiçbiri zaten hayvan haklarına karşı çıkanlar değil. Fakat bu hakların temellendirilmesinde farklı ahlak felsefelerini tercih eden kişiler. Burada belki şunu söylemek gerekiyor. Yani hayvan hakları konusunda zaten tereddütün ilk doğduğu yer de orası. Hak dediğimizde biz bir özneyi arkasında varsayarız. Deriz ki işte o bunu hak ediyor. Çünkü bunu elde edebilmek için emek sarf etti. Yani bunu isteyerek yaptı. Onun bir iradesi var. Yani o özgür. Eğer özgür değilse, yani kafasına silah dayayarak mesela ona bir şey yaptırtıldıysa şey demeyiz, o suçlu demeyiz. Mesela ceza hukuku bağlamında konuşacak olursak. Dolayısıyla bir özne varsaymak gerekiyor. Bu özneyi kurarken faydacılık haz ilkesine müracaat ediyordu. Yani birisi haz duyuyorsa, hayvan da olsa onu özne olarak kabul edebiliriz diyor bir yerden baktığımızda. Ama burada şöyle bir sorun var. Hayvanın konuştuğumuz bağlamda bir şeyi isteyerek yaptığından ne ölçüde bahsedebileceğimiz biraz sorunlu. Çünkü ona yükümlülük yükleyemiyorsun bu bağlamda. Yani modern hukuk birisine hak verirken ona yükümlülük de yükler. Yani bazı şeyleri yapmamasını da ister ondan. Ama hayvandan böyle bir şey talep edemiyorsun. Fakat buna yönelik de
bir cevap geliştiriyor ikinci görüşümüz. Öyle değil mi? Otonomiyi temellendirmekte. Evet. Dediğin gibi hani ikinci yaklaşım o hak temelli yaklaşım, deontik yaklaşım. Hayvanların işte haz hissedip hissetmesinden veya ne kadar haz hissedip hissetmemelerinden bağımsız olarak hazlarından dolayı veya çektikleri acıdan dolayı değil de bir hayatın öznesi olarak hak sahibi olduklarını ve o şekilde muamele görmeleri gerektiğini savunuyor. Ancak şunu söyleyeyim, bunu savunurken illa onların yükümlülükleri olduğunu söylemiyor. Yani dediğin doğru, yani klasik anlamda bir hukuk sistemlerinde işte hak varsa bunun da karşılığında bir yükümlülük olmasını bekleriz. Ama bu her zaman da olmaz. Belli istisnalarda mesela çocuklarda böyle bir gereklilik yoktur. Veya işte zihinsel engelli insanlarda veya işte baktığın zaman nüfusta genel itibariyle hani çok yaşlı insanlarda, yani zihinsel yetileri zayıflamış insanlarda böyle bir mütekamiliye karşılıklı ilişkisi olmaz. Nitekim Tom Regan'da bu deontik yaklaşımın temsilcisi olarak şöyle bir ifadede bulunuyor. İlk başta diyor ki hayvanlar bir hayatın öznesidirler. Nedir bu? Yani ne ifade etmek istiyor bu kavramla? Diyor ki mesela bir kedi düşünün, bir köpek düşünün. Senin de bir kedin olduğun için daha rahat gözünün önüne getirebilirsin. Bu hayvanlar nihayetinde belli şeyler düşünür. Belli şeyleri arzularlar. Kendilerinin bilincindedirler. Yani bir varlık olarak sadece bir haz veya acım makinası gibi bir otomatı değildirler. Kendilerinin bilincindedirler. Kendi iradeleriyle belli hareketler yapabilirler. Bunlar illa çok sofistike veya ahlaki nitelikte sayabileceğimiz hareketler olmayabilir ama kendi hayatlarını bilirler ve o hayat çerçevesinde hareketlerini yönlendirirler. Kendilerine dair bir hayatları vardır. Hatta Peter Singer'ın bir lafını kullanırsak, hayvanların hayatı sadece biyolojik değildir, aynı zamanda biyografiktir der. Tom Regan'ın aslında burada ifade ettiği şey de bu. Yani hayvanlar bir hayatın özneleridirler. Ha, ama şöyle bir ayrım da yapmamız gerekiyor. Hayvanlar tipik insanlar gibi mi? Değil. Regan diyor ki insanlar, yani akli yetisi tam gelişmiş, zarar görmemiş insanlar ahlaki faildirler. Yani aynı zamanda bu saydığımız yetilerin üstüne üstlük bir de ahlaki kararlar da alabilirler. İşte onları biz mesela hukuk sistemimizde yükümlülüklerde, yani gayri ahlaki davranmama, yani hukukun öngördüğü şekilde diyelim, davranmama yükümlülükleri getirilebilir. Ha, ama ahlaki karar veremesi dahi ahlakın bir konusu olan bir grup daha vardır diyor. O da, onun da ifade ettiği şey moral patient veya ahlaki edilgen diye benim çevirdiğim grup vardır. Bunların içerisinde hayvanlar olduğu gibi çocuklar da vardır. Yetişkin olmasına rağmen zihinsel engelliler veya zihinsel yetileri zarar görmüş, zayıflamış insanlar da vardır. Bu insanlara ne kadar kendileri ahlaki karar alamasa bile kendi hayatlarının bilincindedirler. Belli bir otonomileri vardır. Bunu hani belli yakınlarınızda da görebilirsiniz, tanıdıklarınızda da görebilirsiniz. Regan der ki aynı şey hayvanlar için de geçerlidir. Ha, bu durumda eğer insanların başkalarından bağımsız olarak kendi otonomileri, kendi hayatları ve kendilerine has bir refahları varsa, o zaman bunların kendilerine has bir değeri vardır. Burada da içkin değer kavramına geliyoruz. Ve eğer insanların başkalarından bağımsız bir hayatı, bir değeri varsa, o zaman bu değerin de başkalarından bağımsız olarak saygı gösterilmesi gerekir. Başkalarının menfaatine hizmet etmese bile bu değer kendi başına, o şekilde saygı görmesi gerekir. Regan'ın güzel bir lafı var. Adaleti tanımlamak için şunu söylüyor. Adalet diyor aslında herkesin kendi payına düşeni almasıdır. Bu anlamda da ifadesi şu: her hayatın öznesinde kendi payına düşen şey nedir? Kendi hayatıdır.
Burada da saygı ilkesi gereğinde o zaman tıpkı bir Alzheimer hastasına, tıpkı bir çocuğu akrabalarından bağımsız olarak kötü muamele etmek, işkence etmek, öldürmek kötü bir şeyse, kabul edilemez bir şeyse hayvanlar için de benzer bir çıkarıma varmamız gerekir. Tabii bu yani böyle kulağa hoş geliyor da sorun şurada çıkıyor. Yani zaten kimse bir başkasının temelde hak sahibi olmasına karşı çıkmaz. Hayvanların da hak sahibi olmasına karşı çıkmaz. Yani hani sorsan kimse dağda bile izmaritini yere atmaz. Sorun genelde menfaatler çatıştığında ortaya çıkar. Dolayısıyla evet hayvanlar da hak sahibi olsun yahut hayvanlar da acı çekiyor. Onları da koruyalım. Buna yani zaten prensipte itiraz edecek bir kişiyle karşılaşamayız. Hani onda zaten başka sorunlar olduğunu düşünürüz. Yani işte canilik eğilimi olduğunu düşünürüz. Onu da mesela insan kategorisinden çıkarmaya çalışırız. Hani insan böyle şey yapmaz deriz falan filan. Ama işte karşı karşıya geldiğimizde tavuklarla bizim karşı karşıya gelmemiz gibi böyle olmuyor yani. Yiyorsun. Yani burada belki çarpıcı bir örneği Peter'in kitabından vermek lazım. Belki onun hakkında da bir gün konuşuruz. Ağaçların Gizli Yaşamı kitabında. Orada iki tane husus söyler. Bence bu iki husus da deontik temellendirmeyi sarsacak husustur. Bunlardan bir tanesi ağaçların iletişimi meselesi. Yani şimdi otonomi meselesini temellendirirken deontik etik şunu söyler ya, yani burada onur sahibi bir özne var. Kendi başına karar verebilen, aklını kullanmak suretiyle irade gösterebilen bir özne var. Ve bu özne başka bir öznenin aracı olmamalı. Kimse araçsallaştırılmamalı. Şimdi bizim bağlamımızda hayvanların da en azından bir yaşını doldurmuş memelilerin, yanlış hatırlamıyorsam, da bu sınıra dahil edilmesi durumu söz konusu. Onların da işte otonom birer canlı olarak saygı görmesi bekleniyor. Fakat işte burada şöyle bir sorun var. Çünkü onlar da diyor dil sahibi. Onlar da aslında iletişim kuruyor. Onlar da insandan farklı değil. Bu olgularla pek örtüşmüyor. Bir işin böyle bir tarafı var. Yani insan diliyle hayvanlar arası iletişim sistemleri birbiriyle çok örtüşen şeyler değil. Hayvanların kurduğu iletişim onu dil olarak tarif edebilmemizi sağlayacak düzeyde değil. En başta şöyle bir şey var. Hayvanlar arası iletişimde duyusal olmayan şeylerin konu edilebilmesi mümkün değil. Yani bir kavramın kullanıldığına şahit olmazsınız siz hayvanlar tarafından. Bunun sonucu geçmiş zaman, gelecek zamanın ifade edilememesi hayvanlar arası iletişimde. Bunun sonucu hikayeleştirmenin yapılamaması, planlamanın yapılamaması. Bunun daha da önemli sonucu hayvanlar arası iletişimin hep bir araç konumunda olması. Yani kendisi bir amaca dönüşemediği için hayvanların iletişim sistemlerinde bilimsel faaliyet, sanatsal faaliyet, felsefi faaliyet yapabilmek mümkün değil falan filan. Dolayısıyla insan diliyle hayvan iletişimi arasında böyle köklü bir fark var. Bu fark da zaten insanı ahlaki bir özne yapma noktasına getiren şey. Tersten de bir dikkat etmemiz gereken husus var. O da şu, Peter kitabında şunu söylüyor. Diyor ki, ağaçlar birbiriyle iletişim kuruyor. Yani sadece hayvanlar değil, bitkiler arası da iletişim var. Eğer ki konu buysa bitkilere de aynı şekilde muamele edilmesi gerekir. Daha enteresan bir şey var ama bu bağlamda ağaç kendisine zarar veren bir böcek vücuduna çıktığında, bünyesine çıktığında bir kimyasal salgılıyor. Ve o kimyasal sayesinde üzerinde o böceğin olmadığı diğer ağaçlar da o böceğin civarda olduğunu anlıyor.
Ve kendileri de önlem almaya başlıyorlar. Ama bence esas çarpıcı olan şu, bu kimyasalı o böceği yiyecek olan hayvanlar da duyuyor. Yani aslında ağaç şunu yapıyor. Senin yemekten keyif aldığın şu böcek şu an burada, hoş gel buraya. Yani düşmanını çağırıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şuna benzer yani işte Fransa Almanya'ya saldırırken işte Almanya'nın İngiltere'ye haber vermesine benzer. Çok farklı bir şey yok yani ortada. Çatışma durumlarını bu yüzden göz önünde bulundurmamız lazım. Şeyler hak meselesini tartışırken. Yani baktığında hayvanlar da birbiriyle çatışıyorlar. İki hayvan arasında kaldığında hangisini koruyacaksın da türler arasına da genişletebiliyorsun bunu. İşte hayvanlar bitkileri yiyor, insanlar hayvanları yiyor falan filan. Hani zaten konu bunu nasıl düzenleyeceğin. Yoksa evet hepsini koruyalım ama bu mümkün değil. Yani biz dünya üzerinde var olan her şey bir diğerinin gıdası durumunda. Bu değiştirebileceğimiz bir şey değil. İstersen onu doğrudan yiyor ol, istersen insan ol ve laboratuvarda bunu üretebiliyor. Ama kimyanın değişmez kuralıdır. Yani bir şey yoktan var edemezsin. Laboratuvarda kullandıklarını da sen zaten bu dünyadan bir yerden temin ettin. Yani hani ekosistemi dönüştürdün. Yani o kullandığın maddeleri sen ormandan ödünç aldın. Birilerinin yaşam alanından ödünç aldın ve onları dezavantajlı konuma getirdin. Nihayetinde dolayısıyla şey değil. Bu otonom özneyi tarif etme konusunda da yetersiz kalıyor. Bana soracak olursan deontik temellendirme. Aynı zamanda bu ilişkileri düzenleme konusunda da yetersiz kalıyor. Bana soracak olursan bağlama daha fazla dikkat etmek lazım. Ki bu bizi üçüncü temellendirmeye getiriyor sanırım. O da erdem etiğine. Erdem etiği aslında ahlak felsefesi görüşleri içerisinde en eski olanı. Evet. Fakat yeniden canlanması münasebetiyle de en yeni olanı. O yüzden de biraz çömez muamelesi görüyor. Aynen. Bu kadarıyla hayvan hakları konusunda. Çünkü erdem etiği dediğimiz şey aslında Aristoteles'in, işte Platon'un, Sokrates'in bahsettiği ahlak görüşüdür. Fakat modernlikle birlikte de çok fazla üzerinde durulmayan, işte bizim hukukumuzu temellendirirken müracaat etmediğimiz bir ahlak düşüncesidir. Çünkü kural koymaz. Modern hayat çok fazla kurallara ihtiyaç duyuyor. Şu durumda şu yapılmalı, bu durumda bu yapılmamalı. İnsanlar da böyle, hukuk sistemi de böyle. Yani hep normatif talepler var. Deyip ben senden yine bir erdem etiğinin hem genel argümanlarını özetlemeni hem de hayvan hakları bağlamında getirdiği farkı rica edeyim. Evet, dediğin gibi farklı bir yaklaşım. Belki ilk fark şuradan çizilebilir. Faydacılıkta dikkat ederse hayvanların neden işte günümüzdekinden farklı muamele etmeliyiz diye sorduğumuz zaman faydacılık hayvanlara bir statü veriyordu. Diyordu ki onlar da bakın acı ve haz hissedebiliyor, onları önemseyelim diyordu. Hak temelli yaklaşım. Hayvanların da belli yetilerinden, özelliklerinden dolayı bir hayatın öznezleri olduğunu, içkin değerlerinin olduğunu söylüyordu. Yani bir statü veriyordu. Erdem etiğinde böyle bir yaklaşım yok. Hayvanlara özel bir statü verilmesi durumu yok. Erdem etiği insandan başlıyor, bizden başlıyor ve şu soruyla başlıyor. İyi bir hayata nasıl sahip olabilirim? İyi bir hayata nasıl erişebilirim? Buna da verdiği cevap yine genel bir soru, genel bir formül. Erdemli olursak iyi bir hayata erişebiliriz. Peki erdemler nedir diye sorduğumuz zaman mesela dürüstlük, mesela duyarlılık, mesela saygılılık. Bu gibi tüketici olmayan bir liste yaptığımız zaman ve bu erdemleri benimsersek, uygularsak hayatımızda ve yani doğru zamanda, doğru şekilde, doğru yollarla, doğru niyetle bunları uygularsak o zaman iyi bir hayata erişebiliriz. Hayvanlara ilişkin davranışlarımız ve muamelelerimiz de bu formüller açısından içinde bulunduğumuz hayatımızdaki bağlama göre değişir. Örnek vermek gerekirse,
Mesela sıradan bir insanın hayatında hiç görmediği bir hayvan için hayatın tehlikeye atması cesaret erdemini ifade etmeyebilir. Belki artık hani aşırı cesaret ve budalalık deriz. Ama pekala mesela senin açından mesela örnek olarak söylüyorum. Senin kendi kedine ev yanarken bir miktar kendini riske atarak kurtarmaya gayret etmen cesaret olarak nitelenebilir. Neden? Çünkü o senin kedin. Seninle öyle bir bağlantısı olmuş. Yani bir bağlamı var burada. Veya Onun başka bir sorumlusu örnek benim. bir. Nasıl? Onun sorumlusu benim. O özel bir kedi Evet olduğu yani için değil bir de, yani o ha evde yani olmasının ha evet sebebi evet. ben olduğum için. Evet. Yani böyle bir durum. Yani farklı bağlamlar farklı sonuçlar yaratabilir. Veya işte bu hayvansal gıda tüketimi açısından baktığın zaman zaten işte hayat imkanları yüksek, belli bir otonomisi olan bir insanın mümkün olduğunca hayvansal gıdalardan uzak durması çok makul karşılanabilirken hayat şartları çok zor olan, imkanları çok kısıtlı olan bir insana hani bunu beklemek o kadar makul olmaz. Ama bu erdem eti yaklaşımı aslında güzel sorulara da cevap getirebiliyor. Mesela senin dediğin gibi eğer mesela, çoğumuz, ben de açıkçası bu tezi yazarken senin sorduğun soruyu sordum. Yani haklar çatışınca ne olacak? Yani bir yanda işte tavuk, işte beslenme meselesi var. Bir tarafta da işte hayvan hakları var vesaire. Bunları nasıl çözebiliriz vesaire. Rosalind Hurst Asun güzel bir başlangıç erdemi var. O da dürüstlük. Diyor ki Hurst Asun aslında diyor hayvanlarla ilişkin olarak bizim insanların aslında en eksikliğini çektiğimiz erdem dürüst olmak kendimize karşı. Çünkü hepimiz aslında hayvanların sanki fena olmayan şartlarda yetiştirildiklerini, işte acısız bir şekilde kesildiklerini ve hani sağlığımız için de kesinlikle gerekli olduğunu varsayıyoruz ve tüketimimizin de sanki tam kararındaymış gibi kendimize bu şekilde yediriyoruz bunu. Halbuki diyor Hurstas, dürüst olsak kendimize biliriz ki yani basit bir araştırmayla aslında şartlar çok kötü hayvanlar açısından. Aslında özellikle bu kötü yetiştirme şartlarından dolayı hayvansal gıdaların ağırlıklı bir çoğunluğu ya sağlık açısından riskli en azından hani yüksek tüketimi sağlık açısından riskli ve yine makul bir araştırma sonucunda bitkisel temelli bir beslenmede gereklilikleri sağlandığı zaman böyle bir çatışmaya hiç girmeden yeterli olduğu anlaşılabilir. Yani ilk başta insan kendisine hani dürüst bir şekilde bu akıl yürütmeyi yapması gerekir. Veya diyor Örstaz yine önemli bir erdem. Cesaret. Çoğumuz aslında hani belli şeyleri görürüz çevremizde hataları kendimizde de dahil olmak üzere ama o adımı atmayız. Neden? Çünkü hem kendimiz açısından hem çevremizden bir baskı görmekten çekiniriz. Halbuki diyor cesur olmak burada önemli bir boyuttur. Ve diyor ki Hurst Asun güzel bir tespiti var. Aslında diyor faydacılığın bu kadar ön plana çıkmasının sebebi insanların duyarlılık erdemine dair yönelimidir. Yani hepimiz acının kötü bir şey olduğunu, olmaması gerektiğini mümkün olduğunca hissederiz. Böyle bir hani yönelimiz vardır ve bunu yanlış bulmamız da aslında bu erdemden, bu değerden ortaya çıkar. Keza hak temelli etiğin de bu kadar yükselmesinin sebebi aslında saygı erdeminden kaynaklıdır. Ama bunlar sadece var olan iki erdem bunlar değildir. Başka erdemler de hayatınızda olması gerekir. Bir tane de vurgu yaptığı bir boyut var. Erdem etiğinde önemli bir kavram. O da pratik bilgelik veya pratik akıl olarak da ifade edebiliriz. O da doğru zamanda, doğru şartlarda, doğru niyette, doğru yolla doğru şeyin yapılması fikri. Yani ben mesela bu tartışmalarda şu hatayı hep görüyorum. İnsanlar bazı insanlar işte vegan oluyor, işte hayvan hakları konusunda kendisi duyarlı oluyor. Bir şeyleri düzeltmek istiyor ama çok suçlayıcı, aşırı suçlayıcı, böyle üstten bakmacı bir dil
benimseyerek başkalarına işte ya siz işte katilsiniz, herkes çok kötü, yanlış yapıyorsunuz vesaire, böyle bir tavır takınıyor. Bu burada hani teorik olarak düşünürsek kendi söylediği doğru olsa bile neticede yarattığı etki çok daha kötü çıkıyor. Halbuki yani bir de görünmesi gereken bir şey burada. Sadece ağzınızdan çıkanın, tespitlerinizin doğru olması değil, aynı zamanda yarattığınız etkinin de arzu ettiğimiz gibi olması için de o bağlamın iyi kurulması gerekiyor. Erdem Metin'de işaret ettiği unsur, önemli bir unsur da bu. Şimdi hem bir yandan da toparlama vesilesi olur. Şu başlangıçtaki soruya dönecek olursak. Yani hayvan hakkından nasıl bahsedebiliriz? Hayvan bir özne değil ki sorusuna. Bence yani iyi yaşamak için, doğru yaşamak için, insanın kendi potansiyelini açığa çıkarabilmesi için, iyilikten kastı budur zaten Erdem Metin'in. Yani öyle şeyler yap ki sen insan adını taşımaya layık ol. Bunları yaptığında zaten kendini iyi hissedersin. Yani mesela çok enteresan bir şey var. Bunu dikkate sunmuş olayım. Engin, bugün moralin nasıl? Dediğimde fena değil. Böyle bir cevap. Şimdi aslında tuhaf. Sen şunu mu kastediyorsun? Diyorsun ki ben hani bugün biraz gülebiliyorum. Enerjim yüksek falan filan. Ama halbuki şu olması gerekmez mi yani? Moralin nasıl dediğimde, yani moral ahlaktır ya. Bugün hep doğru şeyler yaptım. Doğru. Gibi bir şeyi kastetmiyorsun yani. Şimdi bu niye? Bu işte aslında olmak kategorisinin modern insanın biraz dışına düşmesinden kaynaklanıyor. Yani ben zaten ahlaklı şeyler yaptığımda benim modumun yüksek olması gerekiyor. Evet. Erdem Eti bunu bize işaret ediyor ve bu bağlamda aslında hayvanların hakkını nasıl tarif edeceğiz sorusunu ortadan kaldırıyor bana sorarsan. Çünkü insanın yükümlülüklerinden bahsediyor. Yani sen hayvanın hakkından tut da işte ağacın hakkına varıncaya dek, bunlardan artık hak demeyelim, aynı derin ekolojiye referans vererek devam edelim. Ekosistemin ahengini bozmadan yaşarsan zaten kendin için sana o ekosistemde ayrılan yerde konumlanmış olursun. Yani zaten eksikliklerin giderilmiş olur. Sen etrafınla uyumlu bir hayat yaşarsın ve bu seni mutlu eder. Dolayısıyla burada konu hayvanın hakları değil, insanın yükümlülükleri. Ve hatta yük bile değil yani. Yine Erdem Metin'den bu bakarsan. Buradaki yük şöyle bir yük yani. Sen eriştiğinde zaten senin için hayırlı olacak bir yükten bahsediyor. Evet. Yani çok mesela bu insanların yine bu tip ahlaki dilemmalar, dilemma gibi gözüken yerlerde düştüğü bir hata vardır. Bencillik, diğergamlık tartışması bağlamında. Birçoğunun şunu dediğine şahit olur. Abi işte iyi bir şey yaptığımda ondan kendimi iyi hissedeceğim. Dolayısıyla ben yine aslında kendim için bunu yapmış oluyorum. Ya burada kastettiğimiz öyle bir şey değil. Bencil insan bencillik sergilerken kendisinden başka bir kriter koymadığı için bencildir. Yoksa yaptığın şeyin sana hayırlı olmaması gerekiyor diye bir şey yok yani ahlaklı bir tutum sergilediğini. Tabii ki sana da bir hayrı olacak bunu. Tabii ki seni de bir adım yukarıya taşıyacak. Erdem Eti de zaten bunu söylüyor. Yani nasıl ki bir bıçak kestiği takdirde iyi bir bıçaksa, insan da insan olmanın faziletlerini, o erdemleri yerine getirdiği takdirde iyi insan olur. Bu bize aslında ilk konuştuğumuz konularda da bence bir kapı açıyor. Yine tavuk örneğinden gidelim. Yani tavukların çektiği eziyet neye değiyor? Yani tavuk döner yemeği kim kime önerebilir? Bir o açıdan bakalım yani. Hani oradan çıkan et zaten şey değil ki. Yani onu tüketen kişiye de o kadar faydalı bir şey değil ki yani. Hani kimin spesiyeli tavuk döner? Yani herkes mecburiyetten yiyor. Burada insana da yarışmayan bir şey var ki tavuk döner yenmesinde. Bir level daha öteye götürüyorum. O çiftliklerde çalışan insanlar hangi standartta çalışıyorlar? Tabii. Yani, oralarda... Efendim buyur. Yani hatta şöyle de birazcık da toplumsal bir bakıştan da
bir şey görebiliriz. Aslında endüstriyel hayvancılık tüm dünyada, Türkiye'de de kırsal nüfusu çok kötü etkiledi. Tabii. Mesela sana sorayım, coğrafya derslerini hatırla. Türkiye'de hayvancılığın merkezi olan birkaç tane şehir söyle. İşte ya, büyük başta doğu bölgeleri mesela. Ha, değil mi? Mesela hep öyle deriz. Ben de öyle derdim. Hani hayvan işte batıda endüstri var, sanayi var, turizm var. Doğunun da işte hayvancılığı var en azından. Hani dengeli açısından. Şu anda Türkiye'de hayvancılığın merkezi artık eskisi gibi Kars, Sivas, Diyarbakır değil. Artık Türkiye'de hayvancılığın merkezi İzmir, Bursa, Konya bu gibi yerler. Ve orada da köylüler yapmıyor artık hayvancılığı. İşçi. Büyük fabrikalarda işçileşmiş insanlar şirketlerde çalışmak durumunda kalıyor. Ve neticesinde de aslında besleyici değeri de, hani gerekliliğini bir kenara bırakıyorum ama kendi başına bir fayda sağlayabilecek değeri de düşük olan unsurlar yine yoksula bu sefer de kırsaldan şehre göç etmek zorunda kalan yoksula bu şekilde yedirilmiş oluyor. Yani aslına bakarsan hani dediğin gibi sadece hayvana değil hem belli bir gelir kalemi normal makul olabilecek hani insanla hayvan arasında makul denilebilecek bir ilişkide geliri bağımsızlığını ortadan kaldırıyor. Hem de bunun karşılığında da ciddi sağlık risklerini ortaya çıkarıyor. Yani hem işte bu derin ekoloji referans vermemizi sağlayacak hem de içinde bulunduğumuz durumu da bu bağlamda değerlendirmemizi sağlayacak bir örnek daha verebiliriz. Bu hayvanların uğradığı muamelelerin o toplandığı yerlerden biri de kozmetik sektörü. Ve erdem etiyle aslında burada da bir karşı çıkış söz konusu. O da şu, en temelde şöyle bir şey var. Yani siz mesela görüntünüzle var olmaya çalışıyorsunuz. Yani ama bir yandan da işte şey bir nesne olarak görünmek istemiyorsunuz. Yani beni işimle hatırlayın, işte güzelliğimle değil. değil mi? Şimdi bu sana evet yani sen bir et yığını olarak görünmek sana koyar. Bunu istemezsin. Ama yani şey öte yandan da hani şey bununla kamusal alanda görünür oldun. Şimdi burada hem kendiyle dürüst olan hem de kendisini gerçekleştirmeye yönelen bir kişinin zaten kozmetiğe böyle bir alaka göstermemesi gerekir. Bu hayvanı korur. Sadece hayvanı korumaz. Bu kargo çalışanını da korur. Yani bugünlerde de hani en çok konuşulan konulardan bir tanesi o ya. Yani insanlar karantinada tırnak içerisinde. Evlerindeler. Ama şey kozmetik alışverişi devam ediyor. Makyaj yapmamasına rağmen. Ya da işte ne bileyim ayakkabı alışverişi devam ediyor. Deri ayakkabı alıyor. Onu getiren kargo görevlisi hala çalışıyor. Ona eziyet bir yanda. O kozmetiğin üretiminde hayvana eziyet bir yanda. O kozmetiğin üretiminde çalışan işçiye eziyet bir yanda. Ve bunların hepsi aslında hem kadın için hem erkek için işte o renkli görüntünün o kişinin aslında kim olduğundan, nasıl bir insan olduğundan daha önemli olduğuna yönelik bir eğilimin sonucu. Yani çünkü o görüntü bana haz veriyor. Ben onun geri kalan özellikleriyle ilgilenmiyorum gibi kendimize yaptığımız bir muamelenin neticesi. Evet, ben son bir katkıda daha bulunayım. Bu yine derin ekolojiye bağlantılı olarak. Bir de muhtemelen dinleyicilerin de belki bilmediği bir şey. Şu anda endüstriyel hayvancılıkta kullanılan yem çim değil. Hatta Türkiye'de yetiştirilen tahıl ürünleri de değil. Şu anda tavukçuluk, yumurtacılık, süt sektörü, kırmızı etli kesilen hayvanların ağırlıklı bir çoğunluğunun yemleri soya ve mısırdan oluşuyor. Ve o mısır da daha verimli ve ucuz olabilmesi için GDO'lu mısır
tercih ediliyor. Bunlar da genellikle yurt dışından ithal ediliyorlar. Ve günümüzde de en fazla soya ve mısır üretimi Latin Amerika'da gerçekleşiyor. Yani Amazon ormanlarının ciddi bir kısmının aslında kesilmesinin önemli bir sebebi dünya çapındaki endüstriyel hayvancılık. Yani insanlar genellikle Amazon ormanlarının işte mobilya endüstrisinin kestiğini düşünüyor. Yani tamam, kesilen ağaçlar mobilyacılıkta veya işte kereste olarak kullanılıyor ama onların kesilmesindeki aslında en büyük etkenlerden biri o verimli arazide soya ve mısır tarlalarının açılması. Ve neticede biz tüm dünyada yani 1 kilo hayvansal gıda için 7 kilo bitkisel gıda kullanmak durumunda kalıyoruz. Ve bu da hem genel itibariyle dünyada onu bitkisel gıda olarak kullanabilecek insanlar açısından gıda fiyatlarını yukarı çekiyor. Hem de o kadar yüksek miktarda bitkisel gıda kullanılabilmek için de dünyadaki orman alanlarının da ciddi bir kısmı tahribata uğramış oluyor ve orada yaşayan hayvanlar da bu açıdan da hani risk altına düşüyor. Teşekkür ediyorum. Belki son olarak bize birkaç pratik kılavuz verebilirsin. Senin rakamlarla da aran iyi. Şunu cebimize koyduk diye düşünüyorum en azından. Bu kolay değil. Yani kendimiz için neyin doğru olduğunu etraflıca düşünmemiz ve düşündükten sonra da bu hususta dürüst olmamız, vardığımız sonuçları hayata geçirirken de cesur olmamız gerekiyor. Bunun için zamana ihtiyacımız var da diyemeyiz. Çünkü hepimizin ömrü tükeniyor. Bu hayatı zaten yaşamaya değer bir şekilde yaşamanın peşindeyiz. Ama bugünden yarına olmayacağını da bilerek senin o pratik önerilerinden birkaçını duyalım istiyorum konuşmamızı sonlandırmadan önce. Yani şunu dediğini hatırlıyorum mesela, yani en azından yumurta kullanımında serbest gezen tavuğa dikkat etsen şu kadarlık bir fark yaratıyorsun. Evet, o önerilerim devam ediyor. Ama ben ilk başta şunu söyleyeyim bu önerilerde. Yani hayvanlar açısından ne yapabiliriz de? Benim ilk yaklaşımım şu: kişiselden ziyade kurumsal değişiklikler yapabiliyorsanız, bu ihtimaller varsa ilk önce oraya odaklanmak. Yani örnek vermek gerekirse illa kapitalizme karşı eleştirel olmayabilirsiniz ama şöyle bir şeye herkes güler herhalde. İşte kapitalizmi nasıl zayıflatılır veya ortadan kaldırılır? Kapitalist ürünler tüketmeyerek bunun olmayacağı aşikar değil mi? Yani hiçbir işte eleştirel bir proje işte sadece o sistemin ürünlerinin tüketilmesiyle, tüketilmemesiyle bir şeylerin elde edileceğini, çözüleceğini beklemez. O yüzden de ben artık bize hani tüketim için de şey geçer akça vermiyor. O ayrı hikaye. Tabii ki. Tabii ki, kesinlikle. Aynı kapitalist. Tabii ki. Aynı şey geçerli ama ilk başta bence daha fazla odaklanabilecek bir şey çalıştığımız, okuduğumuz kurumlarda ki kurumsal değişiklikleri deneyebiliriz. Bunlar ne olabilir? Mesela okullarda veya iş yerlerinde, yemekhanelerde mi? Endüstriyel hayvancılığın en kötü pratiği olan kafes sistemi yumurtacılığının, ki o standart yumurta üretimi tipidir. Kafessiz sistemle değiştirilmesi için bu üründe piyasada mevcut ve maliyet farkı çok az. Yöneticilerinize öneride bulunabilirsiniz, baskıda bulunabilirsiniz daha fazla kişiyle bir araya gelip. Bu tip değişiklikler çok daha büyük etki yaratacaktır. Bireysel olarak da yine kendi ailenizde mesela en azından kafes sistemi yumurtasının tüketilmemesi, tavuğun ve hindinin, yine onların da eziyet miktarı çok fazladır ve hani tüketilen hayvan da çok fazla olduğu için ister istemez daha fazla hayvana eziyet etmiş durumda oluyoruz. Bunların en azından dışlanması ve genel itibarıyla
beslenmenizde hayvansal gıdalardan ziyade bitkisel gıdalara daha fazla adımda yer açmak ve gitgide bunu artırmak iyidir. Tamam, teşekkür ediyoruz. Kafeste olan sadece tavuklar değil, biz de kafesteyiz. Kendi kafeslerimizi fark edelim. Endüstriyel üretimden bahsettik sürekli. Endüstriyel üretim sadece hayvansal gıdanın üretiminde sıkıntı oluşturmuyor. Hemen hemen her alanda endüstri devriminin sonuçlarını yaşıyoruz. Bunun da farkında olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Herkes evdeyken, ahlak felsefesi alanında da bu kadar konuşmuşken bir çerezlik öneride bulunayım. Reklam yapmışız gibi olacak ama Good Place diye bir dizi var. Ahlak felsefesi tartışmalarının az olmadığı. Bu diziyi izlemek isteyebilirsiniz. Özellikle bir müddet sonra kimsenin cennete gidemediği, herkesin cehenneme gittiği, bunun neden olduğunun tartışıldığı bir bölüm var. Çünkü modern toplumda ne yapsanız birilerine zarar veriyorsunuz, bir şeylere zarar veriyorsunuz teması bir şekilde işleniyordu orada. Böyle tatlı bir öneriyle bağlamış olalım. Teşekkürler Engin. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.